Arkadaşlar, yağmurlu bir Sakarya'dan, Geyve'den hepinize selamlar. Arkamda BMW var. Bugün dağ yollarına tırmanacağız. Beraber sizlerle güzel bir sürüş yapmaya çalışacağız. Daha öncesinde biliyorsunuz bu yollarda M4'ü kullanmıştık. O videoyu izleyebilirsiniz. Daha sonrasında Passat B8 kullanmıştık karda. Hatta bu Reels videosunu da yeni attım Instagram'a. Oradan da görebilirsiniz. Bugün ise biliyorsunuz yakın zamanda aldığımız BMW 1 serisiyle beraber bu dağ yollarına çıkacağız. Aslında şunu görmek istiyorum. Bir, BMW'nin hem o torkunu hissetmek istiyorum. İki, bakalım karsız dönemde yukarıdaki hava nasıl? Yani şu anda yağmurlu bir gündeyiz. Acaba yukarıdaki hava nasıl olacak? Yollar nasıl? Kar videolarına aslında hazırlık yapmış gibi bir şey olacağız. En azından çevrede görmüş olacağız. Şunu da merak ediyorum. Şu an hava sıcaklığı 7 derece. Aşağıdayız. Bakalım yukarıda kaç derece olarak varmış olacağız. Videomuz başlıyor. Her zamanki gibi POV bir görüntü alacağım. Yeni gelen arkadaşlar, videolarımızı yeni izlemeye başladıysanız bu tarz videoları çok fazla göreceksiniz. Umarım hoşunuza gider. Umarım kanala abone olursunuz. Hadi gelin geçelim. Arabamızı bir hazırlayalım. Şöyle spor moda alalım. DSG'yi off yapalım. Küçük power slide'lar olabilir. Bunları yanlamak olarak nitelendirmeyelim. Sonuçta arabamız arkadan yetişti ve patinaj çekiyor. Bu yüzden bazen böyle kontrolden çıkabiliyor. İsteğimiz dışında. Bilginiz olsun bu konuda da. Şöyle hızlıca sizlere aracımı da göstereyim. Aracım BMW 1.16 dizel 116 beygir. Çok fazla gücümüz yok ama torkumuz biraz daha fazla. Torklu zaten bu araba yürüyor. Özellikle ilk kalkışlarda çok da güzel bir performans veriyor. Şu anda üzerinde 16 jantlar var. Jant almayı düşünüyorum. Açıkçası buldum jantı da. Bakalım duruma göre değerlendireceğiz. Jant aldığımızda çok daha güzel bir görüntüye sahip olabilir. Bu LCI kasa 2015 model. Aslına bakarsanız makyajlı olarak da adlandırabilirsiniz. BMW bunlara LCI diyor. Gördüğünüz üzere arka stoplar ve farlarda değişimler bulunuyor. Aracımdan memnunum. Çekişi gayet güzel, keyifli, eğlenceli bir araba. Dizelin böyle torkunu çok güzel bir şekilde hissediyorsunuz. Tabii ZDF şanzıman sayesinde. Şöyle yukarı doğru çıkan bir Navara da var. Bu da gayet güzel duruyor. ZDF sayesinde bu arabanın performansını, yani 116 beygirden daha performanslı olduğunu hissediyorsunuz. Şanzıman önemli biliyorsunuz. Hemen marşımıza basalım. Şöyle yarım kontak yapıyoruz öncelikle ve şöyle marş. Sürüşün, keyfin dibine varalım. Aracımızı öncelikle şöyle spor moduna alıyoruz. Bu araçlarda Spor Plus yok. Sonrasında burada bir ESP, yani BMW'deki adı da DSG tuşumuz var. DSG tuşuna bir süre basılı tutuyorsunuz ve ekranda bir yazı yazacak. Şöyle DSG devralışı. En sonunda vitesi S'e almak kaldı. Bunu yaptıktan sonra arabanın tüm performansını göreceğiz. Bu arada arkadaşlar, video başlamadan önce hatırlatayım sizlere, yıl sonu doğru geliyoruz. Biliyorsunuz Lumar'la bir işbirliğimiz var. Lumar'dan %10 indirimli bir şekilde cam filmlerinizi yıl sonuna kadar alabilirsiniz. Ben sizlere aşağıya indirim kodunu da belirteceğim. Ayrıca Lumar'ın Instagram adresinde şu anda bir hediye dağıtımı oluyor. Oradaki hediyelere de katılmayı unutmayın. Tüm linkleri ben açıklama kısmında belirteceğim, bilginiz olsun. Özellikle %10 indirimi kaçırmanızı istemem. Yıl sonunda sonlanacak çünkü. Şimdi sizleri kafama alıyorum ve sürüşe başlıyoruz. Direksiyonumu, oturma pozisyonumu gayet ideal bir şekilde ayarladım. Bakın bileğime geliyor. Şöyle emniyet kemerimi takıyorum. Arabamın yakıt tüketimini de sıfırlayayım. Kaç yaktığında beraber görmüş oluruz. Şöyle spor göstergelerimi açacağım. Buradan torkumuzu ve gücümüzü aslında anlık olarak da takip edebileceksiniz. Bu arada şu anda anlık sıcaklığı da söyleyeyim, 7.5 derece. Evet, aracımı D'ye alıyorum. Motorumuz zaten sıcak buraya gelene kadar. Şöyle sola çektiğinizde arkadaşlar kadranda da S1 yazısını görüyorsunuzdur. Sürüşümüze başlayalım. Her şey yerli yerinde. Şimdi yollarda şöyle bir durum var arkadaşlar. Umarım görüyorsunuzdur. Çamurlar akmış. O yüzden aracımızı biraz böyle kaydırabilir. Şöyle yukarı doğru tırmanmaya başlayalım. Ya, tork sayesinde bu arabada böyle çok fazla bir bayır çıktığınızı anlamıyorsunuz. Burayı biliyorsunuz, M4 ile çıktığımızda aşırı derecede eğlenmiştim. Bakalım bu BMW ile de aynı şekilde eğlenebilecek miyiz? Şurada şöyle bir virajımız bulunuyor. İşte BMW bu anlarda güzel oluyor arkadaşlar. Bu anlarda diyorsunuz ki iyi ki BMW almışım. Bunu söyleyebiliyorsunuz rahat bir şekilde. 116 beygir de olsa arabanın bir ruhu var. O kesinlikle hissediliyor. Bunları arkadaşlar isteyerek yapmıyorum. Anlık olarak arkadan geldiği için bu şekilde oluyor, bilginiz olsun. Bu yollar öyle çok fazla kullanılan yollar değil, bilginiz olsun. Dağ köylerine giden yollar. Daha öncesinde hatırlarsanız zaten kar videosunda da bir araba geçmişti. O konuda herhangi bir şüpheniz olmasın. Kışın bakalım burada neler yapacağız. Onu da göreceğiz aslında. Kışın da çok merak ediyorum. Yazlık lastiklerimiz var. Ama olabildiğince deneyip çok fazla zorlamadan aynı Scirocco'da olduğu gibi çok hafif bir karda çıkacağız. Kesinlikle yazlık lastiklerinizle karlı havalarda yola çıkmayın. Özellikle de şehir içindeyseniz, yani böyle
burada şimdi kaysak en fazla ne olur? Sağa sola çarparız ve kendimize zarar veririz. En fazla arabamıza zarar veririz. Ama şehir içindeyseniz başkalarına zarar veriyorsunuz. Onların vebaline giriyorsunuz. Aynı şekilde başkalarının da canına kastetmiş oluyorsunuz. O yüzden şehir içindeyseniz çok fazla yağ lastiğinizle aracınızı kullanmamaya dikkat edin lütfen. Şimdi aracı S'e de alsam arkadaşlar şunu söyleyeyim. Vitesleri çok yüksekte tutmuyor. Mesela ben şu anda ne istiyorum biliyor musun? Böyle 2500 devirin üzerine tutsun istiyorum. Bunun için ne yapmanız lazım? Manuel almanız lazım. Manuelde de ama şöyle bir sıkıntımız var. Aracımızda opsiyonlu bir direksiyon olmadığı için, M direksiyon olmadığı için manuel kontrollerini maalesef vites üzerinden yapmanız gerekiyor. Burada bir pedalcıklarımız, böyle kulaççıklarımız olsa aslında çok daha iyi araca adapte olabiliriz. İşte bu söylediğim şey bu. Hani ZDF çok güzel çalışıyor. Ona laf yok. Ama manuelle kullanmak çok daha fazla keyif veriyor. Ayağınızın altında daha güç hissediyorsunuz. Şu an dip gaz yapmıyorum bu arada. Lastiklerimizin durumu çok iyi. Aslında o yüzden de biraz böyle iyi tutunuyor. Normalde DSG off'la azıcık lastikleriniz bitik olsun, anında arkası çok fazla gelmeye başlar. O yüzden tutunması şu an çok güzel arabanın. Bu yolları hatırlıyorsunuz değil mi? O Passat videosundan. Özellikle çok sevilmişti Passat. M4 de aynı şekilde. Buraya yakışmıştı. Biraz daha yukarılara çıkalım. Bakalım yukarılarda durum nasıl olacak. Hava sıcaklığını merak ettim. 5,5 derece. Evet, BMW ile arkadaşlar sürerken keyif alıyoruz. Hatta şöyle söyleyeyim ben sizlere. Bir yerden bir yere mesela gitmek gerekmiyor. Ama hani belki gidersiniz böyle. Hani öyle şey olur ya, arada kalırsınız. Bu arabayla gitmek istiyorsunuz. Kesinlikle kullanırken keyif alıyorum. Bunu yüzüğü söyleyebilirim sizlere. Sürüş bir karakteri var. Sürüş hissiyatı var. Bunlar gerçek. Bir serisi daha alsanız bence bir BMW kullandığınızı size her türlü hissettiriyor. Hani bir serisi evet başlangıç arabası ama ben böyle çok ön yargılarla geldim bu arabaya aslında bakarsanız. Herkes dedi ki işte BMW hissiyatı yok ya da BMW gibi hissedemezsin dediler. Bir serisinin en alt gücünde olmasına rağmen bu araba bana BMW gibi hissettiriyor, onu sizlere söyleyeyim. Her köşeye geldiğinizde sizin yüzünüzü güldürüyor. Performans konusunda da verebileceğinin en fazlasını veriyor. Yani 116 beygir mi? Evet, 116'yı sizlere hatta fazlasıyla veriyor diyebilirim. Ve aslında en çok da sevdiğim noktayı söyleyeyim ben sizlere. Durup kalkarken çok performanslı arkadaşlar. ZDF sayesinde, ZDF'de de bu durum oluşuyor. DSG böyle değil mesela. DSG biraz böyle kavrar sonra gitmeye çalışır. ZDF nedir biliyor musunuz? Böyle dokunuruz anda araba fırlıyor. Bir de arkadan yetişti olduğu için öyle çok patinaj çekmiyor. Evet, yukarı köylerden birine geldik. Biraz daha devam edeceğiz. Keşke bir yağ göstergesi de olsa bu arabada, çok da güzel olurmuş. Tabii çamur olunca hemen arkayı bırakıyor. Ya karda çok merak ediyorum. Evet, sis başladı arkadaşlar. Bu sis ne demek oluyor biliyor musun? Artık sen dağa doğru yaklaştın demek oluyor. Hava sıcaklığımız 4,5 dereceye düştü. Ben böyle 1-2 dereceleri düşer diye bekliyorum. Beraber göreceğiz bakalım. Şu an dip gaz. Ve fren yapalım bakalım. Frenleri de sağlam bu arada. Bakın hiç kızaklamıyor. Şu an bir Tofaş gibiyiz, öyle düşünün. Herhangi bir elektronik aksam aracımızı korumaya almıyor. Şu yol tutuşa bakar mısınız ya? Ya yeri ısırıyor. Arka taraf hafiften kayıyor, tutunuyor. Heh, evet, şöyle 4000'lere gelince sesi de güzelleşiyor. Evet. Şu an her yer sis içinde. Evet, nasıl, keyif alıyor musunuz? Şöyle sesi de duyurayım, siz dışarıdaki sesler de gelsin içeriye. Bu arada bu göstergeyi tabii gazlarken kontrol edemiyorsunuz ama nasıl gözüküyor sizce? Aslında benim gaza ne kadar bastığımı da buradan görebiliyorsunuz. Şu an arkadaşlar menzilim 120 gösteriyordu. Tüm bu olaylardan sonra menzilim 27'ye düşmüş durumda.
27 kilometre gidebilirsin diyor bu şekilde. Kaç yaktık çok merak ediyorum. Hem de baya baya merak ediyorum. Bir dakika bakalım. Araç seyahat bilgisayarı. Sadece 8 kilometre geldik. Yukarıdaki dağa ulaşmamız için. 16.9 litre bir yakıt değerine ulaşmışız. Ya arkadaşlar, BMW nasıl oluyorsa tüm böyle gücünü, kuvvetini, her şeyini arkadaşlar döküyor gaza bastığınız anda. Bunu direkt hissediyorsunuz ya. Baksanıza yakıt değerine ne hale gelmiş. Bu arada şimdi nereye geldik biz? Geçen de M4'le bıraktığımız yere, durduğumuz yere geldik. Şunu merak ediyorum, ben buraya girsem kalır mıyım? Çamur çünkü. Şimdi şöyle bir durum var. Bu yön Passat'la gittiğimiz yön. Ya arkadan işte araba da beni çok korkutuyor arkadaşlar bu konuda. Şu yön Passat'la gittiğimiz, hani o kaldığımız yer var ya. Yani kardayken daha rahat gidersiniz, öyle söyleyeyim. Baksanıza yolun haline. Karda hiç bunları hissetmiyorduk bile. Orada Tofaş böyle yanlayarak gelmişti, hatırlıyor musunuz? Öyle bir videomuz da var. Ne olduğunu şaşırmıştım bir anda, böyle bir Passat'laydık. Burayı ağır ağır gidelim. Şu an birinci viteste. Evet, Passat'la geldik. Şöyle dümdüz devam ettik. Evet. Bakın burası da çimenmiş bu arada. Biz burada dönebilir miyiz? Öyle bir yer istiyorum ya. Bir gün Ebu Bekirler beni buradan hani kurtaran L200 vardı ya. Şantiyeleri var onların. Şantiyeyi diyorum ki böyle bir dökeyim sabunu, dökeyim suyu böyle. Orada bir dönedim. Arabaya da zararı yok. Şimdi bu işi kuru asfaltta yaparsanız arabaya zararı oluyor. Diferansiyeli yoruyorsunuz. Ama eğer ki ıslaktaysa ve tutunma düşükse araba zaten kendinden kaydığı için herhangi bir zarar da vermiyorsunuz. Veriyorsanız da en az derecede veriyorsunuz. Şimdi şunu söyleyeyim. Ben burada böyle gidiyorum ama benim arabam şu an durmuyor bile. Ben hiç gitmeyeyim buradan arkadaşlar. Kalırsam ortalık karışır. Geriye takayım. Çünkü çamur burası komple. Çok sakin hareketlerle geri gelmemiz lazım. Evet. Çünkü arkadaki taşlı zemin bitti. Ben kalmak istemiyorum. Arabayı da batırmayalım bir yere. Heh, taşlı zemine geleyim. Şimdi size göstereceğim yolun halini. Taşa bir atayım arabayı. Alınacaksınız benim demek istediğim şey. Ve arkadan itiş araba kullananlar bilirler ki ön çekerler gibi olmuyor maalesef. Yani çok küçük bir yerde dahi kalmanız çok normal oluyor. P'ye aldım. Bakın burada taşlar var. Burada problem yok. Bu arada arabayı ne hale getirmişiz? Allah. Ama ileride herhangi bir taş maş kalmıyor. O yüzden ileri gitmeyeceğim. Biz o gün ne yaptık? Allah'tan bu kadar ileri gitmemişiz. Daha da ortalık karışıyormuş. Bir de sağ taraf iyice batakmış arkadaşlar. Şuralara falan girsek L200'e zorlanırmış. Biz o gün L200'e şöyle döndük. Oradan devam ettik. Ama şu anki görüntü mükemmel ya. Uf, araba o kadar güzel duruyor ki şu anda bu sisin içinde. Beyaz beyaza çok yakışıyor böyle be. Baksanıza. Vallahi burada böyle hayvanlar da olur mu tam bilmiyorum açıkçası. Evet arkadaşlar, şöyle ben içeri doğru geçeyim. Dediğim gibi ileri gitmenin çok da bir manası yok. Oradan dönememek var bu işin ucunda. Tek başımayım bir de. Yine çağırsak gelir tabii ki Ebu Bekir ama onu biz hakkımızı kar videolarına saklayalım. Oh, Allah'ım sıcak bu kadar güzel bir şey ki. Direksiyon şu anda çok sert. DSC off yaptığınız anda direksiyon beton gibi oluyor. Allah'tan buraya 16 jantlarla geldik. Hiç 18 jantla gelinmez. Ya şuraya girsem mi diye düşünüyorum ama zemin de çok engebeli. Bir de girip kalamak var arkadaşlar. Çimen öyle berbat ki, yani kardan da berbat çimen ya. Buraya iki araba geleceksiniz. Aynen o L200 gibi. Bir yerde kaldınız mı hemen çekecek sizi. Nasıl emniyet kemeri uyuyor sesimiz? Elektrikli araçların sesine çevirdim. Aslında mekanı az çok gözünüzde canlandırmışsınızdır diye düşünüyorum. Şu anda burası 3.5 dereceymiş. Artı 3.5 derece. Yakında buraya arkadaşlar, işte aşağıda yağmur yağarken kar yağacak buraya ve geleceğiz biz. İşte o zaman güzel oluyor. Mesela yaz lastikli bir araba için havayı hesaplıyorum. Böyle bakıyorum, dağlarda hafiften karlar var. Evin oradan gözüküyor burası. Diyorum ki tamam hadi gideyim ben. Evet, sis giderek artıyor. Artık dönüşe doğru
Ağır ağır geçelim. Aşağıda 7 dereceyken burada 3 derece oluyor. Yani 4 derece birden düşüyor. Rüzgar da yok. Hava sakin. Rüzgarlı olursa daha çok düşerdi. Ben yani buna göre hesap ederiz. Aşağısı mesela böyle 4-5 dereceyken hemen geliriz buraya. 0 derecede olmuş olur buralar. En azından kar yağışının olma ihtimali daha yüksek olur. Bu sabah böyle işte Passat'la L200 videosunu izlerken aslında heves ettim de geleyim dedim. Hem de sizlere görüntü almış olmak da istedim tabii ki. Bir kişi daha olsaydı yanımda şöyle bir fotoğraf çekecek. Vallahi mükemmel fotoğraflar çıkardı bugün. Şurası tam fotoğraf çekme yeri ya. Tam böyle sisin içerisinde mükemmel fotoğraf çekiliyor burada. Burası arkadaşlar Geyve Seyir Terası yolu. Bilginiz olsun. Belki gelmek isteyenleriniz olur. BMW'nin virajı konusunda şöyle söyleyeyim sizlere. Arkadan itiş arkadaşlar eğer tecrübeniz yoksa kesinlikle sizleri korkutur. Önden çekiş daha böyle bir güven veriyor hissiyatında. Ama alıştığınızda o arkadan itişin sizi yola soktuğunu fark ettiğinizde yani bu biraz ikisi arasında çok dağlar kadar fark var. Yani onu söyleyebilirim açıkçası rahatça. Onu fark ettiğinizde bu arabanın da yol tuşunun ne kadar kuvvetli olduğunu anlıyorsunuz. DSC'yi zaten off yapmadığınız sürece yani DSC aktifken kesinlikle bu arabayı yoldan çıkaramazsınız. Yani kaydırmanız mümkün değil neredeyse öyle söyleyeyim. Ama hangisi daha güvenli derseniz mesela tabii ki en güvenlisi 4x4 ama ön çeker bir araba çok daha güvenli bence. İnişimize devam ediyoruz. Artık normal seviyelere geldik. Seyir terasının girişi şurası olması lazım. Göstereyim orayı size. Evet. Bakın burada tabela görüyorsunuz. Bu seyir terasını gördükten sonra arkadaşlar devam edeceksiniz yukarıya doğru. Burası da güzel bir işletme onu söyleyeyim. Burası belediyenin bir işletmesi. Kesinlikle gelmenizi de öneririm. Eğer Sakarya yolunuz düşerse, GV'ye düşerse. Mangal yapabiliyorsunuz hem de restoran kısmında bulunuyor bilginiz olsun. Tabii bayır aşağı kaptırıp gidiyoruz. Frenlerimiz şimdi arkadaşlar ön arka disk balata tamamen yeni değiştiği için gayet kuvvetli frenlerimiz var. Arkadaşlar bu arada ben aşağıya indim ağır ağır. Bu arada yolda Nissan tekrar denk geldi. Onunla çıktık onunla beraber inmiş olduk. Yani biraz farklı bir tesadüf oldu. Benzin şu an 50 gösteriyor. Bir bakalım yakıtımız ne olmuş. Haç bilgisayarına girelim. 9.6 litrelere çıkmış arkadaşlar yakıtımız. Ya bence bu kullanıma, bu performanslı kişi kullanıma ve üzerine bir değer öğrendi bekleme göre normal gözüküyor bana. 9.6 bence görebileceğiniz en yüksek rakamdır diye düşünüyorum. Bir de bunun tabii benzinli versiyonu demek lazım. Şimdi denemek lazım. Şimdi şöyle durum var. Dizel araçlarda yükselme seviyesi maksimumu var. Yani bir 10 litreyi falan geçmiyor. Ama benzinlinin biraz daha sınırı yok gibi arkadaşlar. Böyle bir 20'leri 30'ları daha iyi görebiliyorsunuz. Çok aşırı derecede zorladığınızda. O yüzden şimdi bakın biraz daha düşmeye başladı. 9.5 oldu. Toplamda 20 km mesafe geldik. Aslında yaşadığım yerin en güzel özelliklerinden biri de bu. Yani 20 km'de hatta 10 km'de yukarıda kendinize zaman ayırabileceğiniz bir yere çıkabiliyorsunuz. Bugün yağmurlu olmasa mesela arkadaşlarınızla çıksanız orada güzel bir piknik yaparsınız, muhabbet edersiniz. Sadece sandalyelerinizi almanız o geniş alanda, tertemiz havada, etrafında bir tane dahi fabrika olmayan yerde zaten oraya çıktığınızda onun tadını, güzelliğini, kokusunu alırsınız. Keyifli. Arkadaşlarınızla vakit geçirmenizi sağlıyor. Yaşadığım yeri aslında bu yüzden de çok seviyorum. Yani hem bir yandan İstanbul'a mesela 1 saatte gidebiliyorum istediğim anda. Hem bir yandan doğanın ortasındayım. Bunlar bana keyif veriyor. Arkadaşlar şimdi bu tarz işlemlerin araca zarar verdiğini düşünen arkadaşlarımız olabilir. Şöyle söyleyeyim sizlere ben Passat'ı bu koşullarda zaten çok fazla kullandım. Özellikle karlı havalarda. Bunların eğer ki düzgün bir şekilde ayarınızı tutarak arkadaşlar yaptığınız sürece aracınızın zararı yok. Ama tabii ayarını bilmeniz lazım. Mesela start stop'un kapalı olması lazım. Arabanın o durumdayken stop etmemesi lazım. Yani motor sıcakken. Aynı şekilde mesela hep böyle kuru zeminlerde aracın diferansiyelini zorlarsanız videoda bahsettiğim gibi bir zarar verebilirsiniz. Ama bu kullanımda araca herhangi bir zarar vermiyorsunuz. Veriyorsanız da çok cüzi miktarda oluyor söyleyeyim ben sizlere. Biraz ıslandık, biraz yorulduk ama güzel video oldu umarım. Hepinizi çok seviyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Başka videolarda görüşürüz. Hepinize selamlar, sevgiler.